bugün sizlerle beraber Fenerbahçe ve Galatasaray spor maçımız var. Evet. Evet. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerini öperek maçı tepki videomuza başlıyoruz. Dün Galatasaray 0-0 Kayseri ile berabere kaldı. Umarız Fenerbahçe bu akşam berabere kalarak lige başlar diyorum. Bu arada tebrik ediyorum. Fred Çakmaktaş almışsınız. Hayırlı uğurlu olsun. Biz Fred'i aldık. Siz Çakmaktaş'ı. Tabii. Yaba daba duu. Sizin kafanızı atacağız o taşları. Evet arkadaşlar, bugün Fenerbahçe'miz 2023-2024 sezonunda ilk lig maçına çıkıyor. Kendi sahasında hava çok güzel. Stat tıklım tıklım. Güzel bir galibiyetle başlamayı istiyoruz. Galatasaray da dün puan kaybetti. Bugün gümbür gümbür. Ben 3 ya da 4-0 diyorum. Ne? 3 ya da 4-0 diyorum. Evet kızım, sence ne olur? 5-0. Herkes 5-0 dedi. Aa. Hadi bakalım, inşallah 5-0 olur. Bence de. Hadi hayırlı olsun. Bizim için de hayırlı olsun. Evet. Güzel bir sezon. Güzel bir sezon olsun. Kavgasız, dövüşsüz. Senin saçını başını yolmayayım. Sakatlıksız. Özellikle futbolcular. Evet. Sakatlanmasın. Tribünlerde kavga olmasın. Küfür olmasın. Tatlı tatlı ligimizi bitirelim. Evet. Kanalımıza mutlaka ama mutlaka abone olun, yorum atın, like atın, paylaşın ki sizin sayenizde Fenerbahçe ve Galatasaray'ımızın sayesinde kanalımız daha daha büyüsün, daha daha iyi yerlere gelsin. Ondan dolayı sizlerden destek bekliyoruz. Fenerbahçelilere küçük bir şikayetim var. Fenerbahçe videoları yense de, yenilse de, yani yenildiği zaman çok izleniyor çünkü Galatasaraylılar izliyor. Ama yendiği zaman videolarımız izlenmiyor. Evet. Fenerbahçelerden destek bekliyorum. Destek bekliyoruz değil mi kızım? Olabiliyor, umut yok işte Fener'den de. Var var. Hadi başlıyor maç. Hadi bakalım. Hadi hayırlı ve uğurlu olsun. Bismillah. Gaziantep'e büyük geçmiş olsun diliyoruz. Geçen sene ligi yarıda bırakmak zorunda kaldılar. Bıraktılar değil mi? Depremden dolayı. İnşallah bu sene de onlar için güzel geçer. İnşallah. Hepimiz için, ülkemiz için. Hepimiz için güzel geçer inşallah. Yoğun bir baskı var ha. Statta yoğun bir baskı var Gaziantep'e. Gol! Edin Dzeko! Yeni forvetimiz lige golle başlıyor. Maçın ikinci dakikası, Fenerbahçe erken buldu golü ha. Güzel bir baskıyla. Aferin. Tam baskı var dedim. İşte gol geldi. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Çevindin hiç mi için? Çikolatını çevindin. Güzel baskıyla. Hem topu kapıyor. Hem de çok güzel bir bitirici vuruş yapıyor. Daha yorum yapamadan gol geldi. Keşke dün Galatasaray maçına da gol gelsin. Kayseri'den ha. Arda da gitti. Arda gitti, yapacak bir şey yok. Arda Güler kendi Instagram sayfasında veda videosunda bizlere de paylaşmış. Maçı tepkimizden bir görüntü almışlar. Biz de vardık o görüntüde. Arda Güler'e bilmem bulaşır mı bilmiyoruz ama Arda Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok onurlandırdı. Evet. Öyle bir mutluluğumuz var bizim de. Gol! Edin Dzeko! Adamım benim be! 18 dakikada 2 gol! Sonra ben geldim, ondan sonra aldım. Faydın mı? Evet. Şanslı. Çok iyi geldiler. Ama offside olma ihtimali var mı bakalım? Yok, offside yok. Çok güzel bir gol. Tertemiz gol işte. 2-0. Çiz gol mu? Attın hiç geri. Daha dur. Yeni aldınız oyuncu mu? Evet, aferin lan. Sizin Cengiz de Fred ne zaman oynarlar? Onlar daha ya haftaya ya ondan sonraki haftaya. Daha 2-0. Sağlık kontrolünden geçecek. Fenerbahçe 2-0. Daha çok gol olur. Evet ama Fenerbahçe güzel oynuyor hayatım. Fenerbahçe çok atak geliyor. Yani öyle baldır küldür değil. Organize ataklarla geliyor. İleride de baskı kuruyor güzelce. Fener'in iyi olmasını istemem çünkü Galatasaray yetişsin yani. Yetişsin Galatasaray'a. Bir rekabet olsun, rekabet ortamı oluşsun. Oh! Kimdi o? Mert Hakan Yandaş.
Ve uzaktan denedi gol. Şu adamı hiç sevmiyorum ya. Ne oldu gene ya? Ne oldu, Gaziantep'le itiraz ediyor. Bir anda gerçekleşiyor ya şey, ataklar ve sarı kart almış. Hak etmişsin abi, hak etmişsin, gelmişsin. İtiraz. Kırmızı kart verebilir ha. Aha! Kırmızı kart! Kırmızı! Kırmızı kart! Aa, kırmızı kart! Kime? Hakem egosunu konuşturdu. Hakem egosunu değil, futbolcu şu an egosunu konuşturdu. İşte bile, işte bile. Bir alkışladı, bir şey yok. İki alkışladı, üçüncü alkışta artık adam dedi ki yeter. Ya o kadar da değil ama. Gaziantep 22. dakikada 10 kişi kaldı. Hiç gerek yoktu. Su molası vermişsin sen. O kararı verdikten sonra alkışlıyor oyuncu. Düdüğü öttürdükten sonra alkışlıyor. Ooo, alkışlamayacağım. Evet, yasak. Tabii, buldunuz Gaziantep Spor'u. Hakemle. İstediğiniz gibi oynatın parmağınızla. Yakında, geçen hafta Şükrü Saraçoğlu'na gittik. Evet, Şükrü Saraçoğlu stadına gittik, gezdik. Müzemizi, stadımızı gezdik. Yeni formaları aldığımız zamanın videosunu çektik. Burada. Tam bir ayak kırıklığıydı benim için. Bir hafta içinde inşallah o videoyu da yükleyeceğiz. Müzeye girdik de özgür kupa yoktu. Olan kupalar da karanlıktaydı, ıssızdı. Bu sefer ben 19'um, babam 7. Evet, 19-07. Değil mi? O kadar para verdim. Rakip 10 kişi kalınca Fenerbahçe hep yavaşlıyor. Yavaşlamayacaksın abi. Atacaksın ya, anahtar bir kadar atacaksın. Yavaşlıyor çünkü garantiye aldım diyor. Avarajı yükseltti. Bak, başka ülkede acımıyorlar. Avarajı yükseltti. Almanya'da bir takım var abi. 8 atıyor, 9 atıyor, 10 atıyor. Ben de olsam atarım yani. Bulmuşum 10 kişi. Daha çok mücadele ederim. Değil mi? Çünkü bu sorucunda senin seçeneğini işliyor. Ferdi. Orada niye biri yok? Ferdi çok güzel. Penaltı. Penaltı. Hakem dedi. Penaltı. El var hayatım. Çok net yani. Neden hep penaltılar Fenerbahçe'yi buluyor? Fenerbahçe'yi bulan bir şey yok yavrum. Adam eliyle vuruyor. Bak göreceksin. Eliyle. Ama adam düşerken ya. Adam yere düşerken refleks hali. Bakacağız. Çünkü düşüyor hayatım. Bak hani düştüğü sırada. Şimdi o... Bak. Düşüyor ya. Düşerken istemsizce çarpıyor. Ya yani düşüyor sonucunda o adam. Elini nasıl tutsun? Bence penaltı olmaması lazım. Ya yeni bir kural çıktı. Destek eline çarptığı zaman penaltı olmayabilir. 5 dakikada uzatma vermiş. Vara gidiyor. Evet. Var şöyle. Penaltı iptal. Doğru. Ben dedim. Ben dedim. Gaziantep de son dakikalarda iyi geldi. Aha. Aha da son dakika. Biraz da Gaziantep'ten yana olsun maç biraz ya. Gaziantep 49. dakikada Fener'e bir gol attı. Ha. Fenerbahçe 10 kişi kaldı diye rakibi rahatlarsa böyle gol yer. Zaten kaleyi tutan her şut gol. Fenerbahçe 2-1. Son dakikada bir gol yediniz hayatım. Ne hissediyorsun, evet. Ne düşünüyorsun? Fenerbahçe 11-11 iken haldır huldur saldırıyor. Ama rakibi 10 kişi kalınca bir tutukluk. Abi bu devirde acımayacaksın ya. Evet. Acımayacaksın. Bak acınacak duruma düşersin. Son dakika bir atak daha yaptılar. O da tehlikeli bir ataktı. Gol bile olabilirdi. Biz bu duruma ne diyoruz biliyor musun? Hı. Zahahaha diyoruz. Ya vallahi rızası. 150 dakika oynadınız. Gol atamadınız ya. Zahahaha. İkinci yarıda görüşürüz. Evet, hadi ikinci yarımız başladı. Şu an değişiklik yaşanıyor. Mert Hakan çıkıyor. Yerine Mihai Zajc giriyor. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin bu son dakikalardaki tutuklu halini istemiyoruz. Rakip 10 kişi. 2-1 öndeyiz. Daha atak, daha bol gollü bir galibiyet bekliyoruz. Ama Fenerbahçe'nin huyudur. 10 kişi kalmış rakipten gol yer. Kalede Altay olduğu için artık kalenin top kaleyi tutmasın diye dua ediyoruz. Tuttuğu zaman gol oluyor zaten.
Aferin, bazı şeyleri güzel itiraf edebiliyorsunuz. Öyle hayatım. Altay'ın bir an önce Fenerbahçe'den gitmesi lazım. Maç başladı. Altay'ı yedek kulübesinde bile istemiyoruz. Az önce yorum yapmıştım. Fuar kullanıyor. Allah'ım. İnşallah top kaleyi tutmaz. Ya Emre. Tutarsa gol olacak. Allah'ım. Allah'ım sen Fenerbahçelileri duyuyorsun. Tamam ya, çok dua edersiniz. Hayat çok size doğru ya. Başım bu sefer de. Hakem izleyebilir. Eli var sanki orada değil mi Gaziantep'te? Ceza sahasının içinde mi? İçinde. Hakem izleyebilir. Penaltı gelebilir Fener'e. İzleyebilir, bir dakika. Penaltı. Dinliyor, penaltı hayatım. El var çünkü. Ha böyle falan değil, el böyle koldan gidiyor. Bekliyoruz. Dedi. Penaltı. Bir daha bekleyin. Penaltı hayatım. Penaltı hayatım, ben de ya gördüm. Hakem dedi. Penaltı. Tam Valencia'ya göre bir yer. Tam Valencia'ya göre bir yer, kritik bir yer. Penaltılar sizi ne kadar çok seviyor. Çok ceza sahasına odaklı oynuyoruz. Evet, ama ceza sahasının içinde olan olaylara penaltı uyanız olduğu için diyorsun. Uyanıklık değil, gol atmak için ceza sahasının içine oynamak lazım. Topun başında Tadic, yeni 10 numaramız. Valencia'yı çok kırmışsınız. Gelen oyuncu onu unutturacak bir oyuncu. Unutamayacaksınız bu futbolcuyu. Unutamayacaksınız bu futbolcuyu. Penaltıyı kaçırdı. Valencia. Helal olsun sana be. Gaziantep. Valencia. Gaziantep'li flebekçiyi buradan çok alkışlıyoruz. Çok iyi kurtardı. Çok iyi kurtardı. Yani zor bir penaltı. Helal olsun. Aferin. Doğukan mıydı? Neydi adı? Çok güzel odaklanmış. Anam tam yere yatacakken. Hatası da yok. Yani ayağı çizgide. Tebrik ederim vallahi, güzel kurtardı. 2-1 sizin. Son dakikada bir de gol yiyormuşsunuz. Abi Arda. Arda diyorum ya. Altay'a atma şu topu ya. Kendi kalesine falan atarım. Sağlı sollu ortada. Evet. Müthiş bir baskı. Güzel ama bir pas. Ama hala bir gol yok. Ay senin ben ayağına ya. Abi sen bu golleri atardın ya. Bir içeriden olsaymış gol olacakmış. Sen bu goller atmak için oradasın Zayt. Bomboş. Evet bomboş. Hiç kimse yok. Kaleci de yaptı zaten. Attığı normal gol yok Zayt'ın. Ceza sahası dışından geneli jenerik pek. Evet. Kaleyi bulamadı. Abi Fener'in huyudur ya. Şu son dakikaya 2-1 falan girmesin. Haydi Gaziantep, bir gol daha ya. Bir gol daha. Bir gol daha. Aha. Bir gol daha. 3 3 3 2 2 3 artık hadi. 6 dakika uzatma geldi. Çok ya. Çok değil, normal. Hadi be. Çok güzel geçti. Anlaşamadılar orada Ferdi'yle futbolcu. Top karambole gitti. Hadi ya. Vurun lan oradan. Vurun lan oradan. İtiraz var. İtiraz var. El var çünkü sanki orada. Elim var orada. Elim var orada. Emre. Dinliyorum diyor, dinliyorum diyor. El var bence orada. Dışarıdan çevirmiş. Bir şey beklemişsin herhalde. Yani. Zaten yok ya. Ve maç. Bitti. 2-1. Bitti. Tebrik ederim canım. Tebrik ederim şekerim. Umarım başınız devamı umarım gelmez. Umarım başım. Dur bir dakika ya. Maç bitti diyoruz ama. Çok. Futbolcunun eline de çarpıyor. Dışarıdan da çıkmıyor. Maçı bitirmedi Akif. Maç bitti. Maç bitti. Maç bitti. Çıktı orada ya. Hiç yani Gaziantep tipik bir Fenerbahçe maçı. Olaylı. 2-0 başlıyorsun, 15 dakikada müthiş bir baskı, 2 gol. 20. dakikada takım 10 kişi kalıyor.
Ama ondan sonrası tamamen bir tipik Fenerbahçe maçı. İşte rakip ikinci golü buluyor. Rakip 2-1'i buluyor. Penaltı kaçırıyorsun. Pozisyonlar üstte gol atamıyorsun. Son dakika şu pozisyon penaltıda olabilirdi yani. Benim görüşüm top dışarı çıkmıyor ve pozisyon penaltı. Evet. Top çıkıyordu. Bence çıkmıyor. Tamamen top çıkması çıkıyor. Lazım. Yani tamamen çıkmıyor ama son çizginin üstünde de kalma ihtimali evet. de var. Gösteriyorlar ama daha yakın bakılması lazım. İlk maç, ilk galibiyet ama böyle galibiyet istemiyoruz. Daha baskılı, daha coşkulu. Evet. Ben hiç keyif almadım. Ben de. 6 ay mutsuz. 6 ay olduğu için biz de mutsuzuz. Evet. Ay iyice var ya. Çok fena oldunuz oy. Siz. Evet. Aha Cengiz. Cengiz. Selamun aleyküm. Galatasaray'ımızın maçında görüşmek üzere. Bay bay.